Merhaba arkadaşlar, ben Beste. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum çünkü dersler var, ödevler var, sınavlar var. Kısmet bugünmiş, bugün çekeceğiz. Bugün sizlerle Lego Friends oynayacağız. Burada Lego Friends setlerimiz var. Ve ana karakterlerimiz bu iki karakter. Karakterlerimizin adları Emma ve Jane. Şimdi oynayacağımız yerlere bakalım. Market, kuaför, popsterimiz yani Jane'in kulisi diyelim ve burada da özel uçağı var. Burada da Lego atölyesi kısmında bana çok yardımcı olan Batu var. Merhaba. Batu'nun görevi konserimizdeki seyircileri hazırlamak. Marketimizde iki tane karakterimiz var. Bu şekilde. Ve bir de erkek karakterimiz var. Marketimizin girişinde şöyle kapıları açılıyor. Şeffaf kapıları var. Ardından içine girdiğimizde ilk başta sol tarafta reçeller ve Nesquik var. Buradan meyveler var. Şöyle. Kiraz ve benzeri meyveler, elma. Ardından burada kozmetik ürünleri var. İşte parfüm, şampuan, işte makyaj yapma yeri, ruj gibi. Ve tarak bu şekilde dönebiliyor. Burada balık, sushi, peynir ve tavuk reyonumuz var. Burada sushiler var, işte balık. Şöyle. Evet, burada tavuk ve peynir var. Bu arada bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Ardından burada bir de buzluğumuz var. Şöyle göstereyim. Buzluğumuzda, daha doğrusu buzdolabımızda süt var ve süt ve su var. Bu şekilde. Ardından burada işte kola, tuz, karabiber, yine diğer yiyecekler var. Ardından burada da benim çok sevdiğim kurabiyeler var. Gerçekten çok güzel ve lezzetli görünüyorlar. Burada da kurabiyeler almak için maşa ve meyveler var. Burada karpuz ve ananas var. Gerçekten çok gerçekçi. Şimdi kasaya bakalım. Kasamızda şöyle... Hediye çikolatalar var. Gerçekten çok şirin. Koyalım. Kasada paralarımız ve alışveriş sepetlerimiz var. Ve son olarak da market arabamız var. Şimdi kuaförümüze bakalım. Kuaförümüzün girişinde sevimli bir makas var. Kuaförlerin işareti. Kapısı yine şeffaf. Burada da yine satış için şampuanlar var. 3 dolarmış sanırım. Şimdi içinde şöyle bir kuaförümüz var. Ve müşterimiz var. Tabii ki siz dilediğiniz Lego Friends figürünü koyabilirsiniz. Şunları alalım. Burada şu şekilde yine makas kuaförümüzün kullanacağı. İşte kremler, spreyler... Aksesuarlar var. Burada yine müşterimizin oturacak koltuğu istediğiniz gibi yatırıp döndürebiliyorsunuz. Ardından burada bir de çekmecemiz var. Çekmecede de yine şöyle aksesuarlar var. Bunu dilediğiniz gibi şöyle takabilirsiniz. Mesela buraya bu şekilde deliklere takabilirsiniz. Ardından burada musluk var. Yani saçımızı yıkamak için. Bu şekilde yine koltuğunu istediğiniz gibi sadece bu kısmını oynatabiliyorsunuz bu koltuktan. Ardından burada yine saçta kullanabilecek şey aletler var. Burada aynamız ve tarak ve kurutma makinesi var. Hı-hı.
Burada da peruklar var. Yine dönebiliyor. Ayna. Yani ayna da var. Burada da müşterilerimiz işte sıkılmasın diye ya da kendi kuaförümüz için kahve var. Hani kahve ya da çay. Siz ne derseniz artık. Şöyle bardağımız da var. Burada da bir süpürge var. Temizlik malzemeleri için. İşte yere saç dökülürse diyor. Bu içinden çıkmadı. Botunun mini figürlerinin bir tanesinin içinden çıktı. Burada da kuaförümüzün kasası var. Bu arada konser seyircileri çalışmaları devam ediyor. Şimdi popstarımız Jane'in kulisine bakıyoruz. Girişinde popstarımızın sevimli damlatçalı bir köpeği var. Yine köpeğinin yatacağı, kalacağı bir yer. Kemikleri var. Girişinde yine koltuklar var ve kapısı var. Ve benim en sevdiğim özelliği de bir posta kutusu olması. Sevimli bir mektubumuz var. Bunu içeri atıyoruz. Kapısı yine açılabiliyor. İçi bu şekilde. Mektubumuzu da posta kutusundan şuraya açtığımız zaman mektubumuz içeri geliyor. Burada popstarımızın yani Jane'in kıyafetleri var. Yani kıyafet dediğim işte beline bağlamalık etek. Bu şekilde kendiniz takabilirsiniz. Böyle katlayıp beline etek gibi yapıyorsunuz. Yine bunun mor, mavi ve pembe renkleri var. Burada ayakkabı kutuları var. Tabii ki gerçek değil. Yani içinden gerçek ayakkabı çıkmıyor. Burada yine sevimli çiçekler var. Jane'e gelmiş. Ardından bir de boy aynası var. Yine oynatabiliyorsunuz. Burada yine popstarımızın makyaj masası var. Yine bunun koltuğu dönebiliyor. Oturtuyorsunuz ve dönebiliyor. Ardından burada sevimli yine kuafördeki malzemeler gibi. Kurutma makinesi, işte tarak, fırça gibi. Burada popstarımızın peruğu var. Sevimli gerçekten takabilirsiniz. Mavi bir peruğu var. Takınca bu şekilde görünüyor. Burada yine aynası var. Yine ışıklı. Aksesuarları var. Ve arkadaşlar burada şöyle dönebilen bir tabela var. Şimdi buraya geçelim. Burada yine oyunumuzda ben buraları dolduracağım. Yani markete gidince alacaklar. Buralarda normalde elma ve su var. Bunu marketten alacağız. Ardından popstarımızın çantası ve burada da dinlenmesi için koltuk var. Yine puf ve koltuk. Yine çiçekler ve burada da sıkılmasın diye okuması için gazete. Bunu bu şekilde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster bu şekilde ya da şuraları bu tarafa koyup ve bunu da dilerseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Ardından dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Yine bu şekilde. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi özel jetimize bakalım. Jetimiz bu büyüklükte ve tekerleri var. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Dönebiliyor ayrıca. Şimdi jetimizin içine bakalım. Öncelikle ön kısmında pilotun oturacağı yer var. Hemen göstereyim bir tane Lego. Bu arada pilotun oturduğu yere kokpit deniyormuş. Bu şekilde oturtturabiliyoruz. Yine kolu oynuyor. Bu şekilde bir kokpitimiz var. Uçağımızın içine bakalım. İçinde kadehler var. Bu şekilde. Ardından uçağımız içinde gerçekten çok uçaktaki koltuklara benzer koltuklar var. Yatabiliyor yine. Ardından bir de televizyon var uçağımızda. Tavanında da ışıklar var. Uçağımızın, daha doğrusu özel jetimizin arka yerinde de lavabo var. Uçağımız bu şekilde. Bir de havaalanı güvenliği var. Bu şekilde. Ve benim de en çok sevdiklerimden bu var. Şöyle çantasını alıyoruz arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Tabi buradan gözüküyor çantanın içi. Bu şekilde gönderdiğimiz zaman buradan çantamız çıkıyor. Tıpkı gerçeği gibi. Buna X-ray cihazı diyoruz.
Batu'ya çok teşekkür ediyorum konser seyircilerini hazırladığı için. Rica ederim. Artık oyunumuza başlıyoruz. İyi seyirler. Ah Emma, çok heyecanlıyım. Chicago'ya konsere gidiyoruz. Evet, hadi gidelim. Bip. Bip. Gidelim, binelim uçağımıza. Hadi binelim. Önden buyurun. Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Uçağımız inmiştir. Çok güzel bir yolculuktu Emma. Hadi artık kulisimize gidip dinlenelim. Yarın çok güzel bir gün olacak. Puffy, seni çok özledim tatlım benim. Hadi Emma içeri girelim. Çok yoruldum. Ben uyuyacağım. İyi geceler. İyi geceler efendim. Ah Emma, heyecandan uyuyamıyorum. Ertesi sabah güneşli bir gündür. Günaydın Emma. Bugün çok güzel bir gün olacak. Evet. Ben markete gidiyorum. Kahvaltılık bir şeyler alacağım. Sağlığınız benim için çok önemli. Önce bir market arabası alalım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Gerek yok yardımınıza. Teşekkür ederim. Ben bakıyorum. Biraz elma. Ve su. Şimdi kasaya gidelim. Kadar mı? Evet. Toplam 4 lira. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Ben geldim. Ah hoş geldin. Açlıktan ölüyorum. Neler aldım? Elma ve su. Ah en sevdiğim şeyleri almışsın. Elmaya bayılırım. Suyu buzdolabına koyalım. Ve elmayı da tabağa. Emma, sen elma seçmeyi biliyorsun. Çok lezzetli. Konsere 2,5 saat kaldı. Ne? Ben daha makyajımı yapacağım. Daha kıyafet seçeceğim. Evet ve kuaföre gideceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle makyajınızı yapacağım. Bu akşam çok güzel görünmeliyim. Tabii ki. Bunu mu giysem? Şunu mu giysem? Nasıl oldum? Muhteşem oldunuz. Hadi artık kuaföre gidelim. Tamam. Ben saçımı pembeye boyattıracağım. Tamam, öncelikle yıkayalım saçınızı. Şimdi boyayalım. Bitti. Ne kadar? 70 lira. İyi günler. Yok, şunu alabilirsin. Kız all of me, love all of you, love your curves and all your edges, all your perfect
affections. Give your all to me. Oh, give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer istek videolarınız varsa lütfen yorumlara yazın.